İstanbul'da Çingene ve Max isimli iki ayrı organize suç örgütüne balyoz operasyonu düzenlendi. Aranan 10 çete üyesinden 8'i silahlarıyla birlikte yakalandı. Bu operasyonun önemi ve ayrıntılarını CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'la konuşacağız. Nihat, günaydın, hoş geldin. İyi yayınlar Tunç. Teşekkür ederiz. Yine önemli bir operasyona imza atıyor Emniyet Teşkilatı. İstersen detayları alalım. Tahmin ediyorum, tabii sen detayları vereceksin, yine iki çetenin kuvvetle muhtemel uyuşturucu noktalarında paylaşamama, sokakları paylaşamama gibi bir yerden çıktığını tahmin ediyorum ama sen asıl hikayeyi anlatacaksın şimdi. Evet, aynen, tahminlerinde o yönde. Gerçekten dün İstanbul'da kritik, organize suç örgütlerine yönelik kritik bir operasyon gerçekleşti. Nerede? Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören'de. Peki bu operasyon niye önemliydi Tunç? Arkadaşlarımız da görselleri hazırladılar. Bakın, özel görüntüler de vereceğiz birazdan. İki suç örgütü bunlar. Organize suç örgütü. Özellikle Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar'da sokağın paylaşımıyla alakalı kendi aralarında uzun süredir devam eden bir iç çatışmaları vardı ama bu çatışmalar nasıldı biliyor musun Tunç? Sokaklarda rastgele pompalı silahlarla binalara ateş ediyorlardı. Birbirlerini yaralıyorlardı. Bakın şimdi arkadaşlarımız şu an ekranda, bakın görüyor musunuz? Pompalı silahlar rastgele binaya yapılan mahalle bir ateş. Mahalle sakinlerine, yani alelade tabii oturan vatandaşların evlerine yönelik saldırılar. Aslında orada da kendi hasımı olan çete üyeleri var ama bakar mısınız? Ateş ettiği silah rastgele pompalı silah. Ve ne yapıyor? Pompalı silahla barut ve saçmalar dağınık bir şekilde gider. Dolayısıyla aslında rastgele yapılan bir atış da diyebiliriz. Bakın yine çete üyeleri. Bakın görüyor musunuz? Bakın evet. Çift tabancayla birlikte rastgele gelişi güzel ve şehrin göbeğinde Bağcılar'da bunu yapıyorlardı. Ve ortada terörist diyorlardı. İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri aslında bu çeteyi hep adım 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 izledi. Daha önceki yapılan operasyonlar da bu çete liderlerinin de gözaltına alındı. Cezaevine de gönderildi. Ama çete üyeleri yine birbirleriyle sokaktaki uyuşturucu satışı paylaşımı ile alakalı bir anlaşmazlığa devam ettiler. Güç, evet, savaşına devam ettiler ve organize şubesi ekipleri de onların adreslerini, bakın görüntülerde var. Onların adreslerini tek tek tespit etti ve balyoz operasyonuyla iki çeteye aynı anda eş zamanlı baskın yapıldı. Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler bu operasyonla birlikte rahat bir nefes aldı. Tunç, bu çete operasyonları çok önemli. Neden önemli? Sokaklardaki asayiş için önemli. Evet. Biliyorsunuz geçen haftalarda samuray kılıçlı bir vahşet de yaşanmıştı sokaklarda. Ataşehir'de, evet. Yani bu anlamda şimdi bunlar böyle kendi hasımlarının olduğu iddia ettiği kişilere ateş ediyor ya. Oradaki herhangi bir yaşayan, o binada yaşayan bir vatandaşımız da buradan zarar görebilirdi. Tabii. Bu anlamda şehrin asayişi çok önemli. Bu organize suç örgütleriyle mücadele tek anlamda gitmiyor. Bu çete üyeleri tek tek yakalanıyor. Organize şubesi bunları tespit ediyor, takip ediyor, gözaltına alıyor. Ve 8 üyeyi de suçüstü kıskıvrak yakaladı ama sadece sokak çeteleriyle mücadelenin boyutu bu da değil. Ama cezaevine konmaları da bir şeyi çok değiştirmiyor galiba Nihat. Yani dışarıyla bağlantıları bir şekilde yine sağlıyor olmalılar ki bu aksiyon devam ediyor sokaklarda. Kesinlikle. Bunun önüne nasıl geçmek lazım? Kesinlikle. Bunu ayrıca konuşmakta fayda var. Tabii onu da konuşmakta fayda var. Cezaevinden yine değişik yöntemlerle dışarıdaki adamlarıyla irtibat kuruyorlar. Bazen haberleşme tekniklerini kullanıyorlar, evet, bazen mektuplaşıyorlar, bazen aracılar vasıtasıyla, cezaevine gidip gelen aracılar vasıtasıyla yine sokaktaki adamlarıyla bunlar irtibatlarını devam ettiriyorlar ve o güç ve o sokaklardaki hakimiyetini korumaya çalışıyorlar. Bu sokaktaki mücadeleyle ilgili Tunç, önemli bir izleyicilerimize bir bilgi aktarmamızda da fayda var. Sadece bu çete üyelerinin tabii yakalanması önemli ama bir de bunların, bakar mısınız, kullandıkları silahlar var. Silahlar. Evet. Nereden ve nasıl temin ediyorlar? İşte kritik noktalardan birisi de bu. Bu silahlar merdiven altı dediğimiz silah imalathanelerinde üretiliyor. Büyük bir bölümü. Ve bu anlamda da İstanbul'da çok önemli, organize şubesi ekipleri çok önemli operasyonlar yaptı. Hatta geçen hafta yine önemli bir imalathaneye baskın yaptı. Yüzlerce ruhsatsız silaha koydu. Son bir yılda ise onlarca sahte, yani merdiven altı imalathane diyoruz biz bunlara, orada üretilen binlerce silah ve silah parçalarına el koydu. Böylece organize suç örgütlerinin, bu silahlı suç örgütlerinin o silaha ulaşımını da güçleştiriliyor. Evet. Yani bu arada şunu da belki hatırlatmakta fayda var. Kuru sıkı silahların da bu merdiven altı atölyelerde gerçek silaha dönüştürülüp kullanılıyor olması da çok önemli bir detay. Bana kalırsa kuru sıkı silahların satışının da denetlenmesi, belki de yasaklanması çok daha faydalı olacak. En azından bu ve
buna benzer tatsız olayları yaşamamak adına. Kesinlikle doğru. O kırık sıkı tabancaların normal silaha dönüştürülmesi ile ilgili ustalar var. Onların kendi ustaları evet. var. Ve o ustalar ufak bir aparat değişikliğiyle o kuru sıkı tabancayı ateş eden normal bir silah haline dönüştürüyor. Bununla ilgili yasal düzenlemeler de yapıldı ama hala eski teknikle üretim yapan bazı firmalarda bu devam ediyor. Onun da önüne geçilirse bu evet. sorunun daha hızlı bir şekilde çözüleceğini ben de düşünüyorum. Ama son olarak Nihat, bu uyuşturucu meselesiyle ilgili bu satıcıların, torbacıların ilkokul, ortaokul, üniversite çevrelerinde yaygın olarak faaliyet gösteriyor olmaları son derece rahatsızlık evet. verici. Evet, bu operasyonlar önemli ama bu okul civarındaki denetimlerin de sıkılaştırmasında fayda var. Kesinlikle öyle. Zaten hedef kitle gençler. Evet. Aslında çete üyelerinin, çete yöneticilerinin de hedefi aldığı kişiler gençler. Genelde gözü kara, suça meyilli insanları seçiyorlar. Önce onları uyuşturucuya alıştırıyorlar. Daha sonra ise onların sahada gençlere uyuşturucu satmasına neden oluyorlar. Bu anlamda da önemli, kritik bir operasyon. Çünkü Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler milyonlarca genç insanın yaşadığı bir ortam ve şehrin asayişinin ve güveninin, huzurun sağlanması için kritik bir operasyondu. İki çete kıskıvrak bu balyoz operasyonuyla organize ekipleri tarafından çökertildi diyelim. Organize ekipleri bir kez daha tebrik edelim ve benzer operasyonların da devamını da dileyelim onlara. Aynen, biz de aynen. keyifle bu haberleri, bu sonucu güzel olan diyelim bu haberler evet. için vermeye de devam edelim. Kesinlikle evet. Teşekkür ediyorum Nihat Uludağ. İyi yayınlar. Sağ ol.